Ve külçe tabii yani kültürden gelen bir şey. Tabii ki de. Kültürlü yemektir. Tabii ki de. Daha doğrusu bir tatlı diye sayılı. Aynen. O yüzden biz külçeyle ilgili çok özel bir takrir hazırlamışız. Bir bakalım Türkmen milleti özellikle külçeni ne şekilde yapar ve bizim yanımızda da özelliği nedir? Hepsini takrirde anladılar. Beraber izleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Bayram olmazsa olmazı şeylerden biri kadınlar tarafından hazırlanan külçe ve bu bayram içinde aynı önem taşımaktadır. Türkmen aileleri her bayram için külçe hazırlanmasında büyük önem verir. Bayram öncesi hazırlıklar arasında her evde ve her ailede külçe yapma gelenek ve görenekler arasında yer almaktadır. Aydın olsun inşallah bütün milletime. Ben bayram üzülü inşallah. Biz külçemiz bir teze ederiz. Biz Abu Ali çok severiz sıcak külçe. Maşallah külçemiz tez biter. Teze teze ederiz biz. Yani yok böyle çok ederim bastırağın yani. Evvelden belayız biz yani. Yani nenem rahmetli vaktinden ederdik. Biz ne de çok etmezdi böyle. Teze teze ederdik. Teze teze dağdı da o külçenin sıcaklığındadır. Yani evvelden yani ederdik külçeni, affedersen güzel külçe ederdik yani. Cemaat yıkışardık, ateler, dayzalar. İlk bakıram ben yani oturum yalgız ederim ama benim kızımla, bir tek kızımla oturup benimle yardım ederim. Evvel yok, kalabalık da olardık. Hoş yani cemaat yıkışardık, kalabalık, oturardık, külçeni yapardık. Ondan sonrası diyelim, bayram günü, bayramın birinci günü. Biz ne derdik? Kayısı yapardık, fasa yapardık. Evet, yok öyle pirinç. İndiki kimin en var pirinç çıkıptı maşallah. Herzada çok maşallah indi. Evet, kimin yok öyle. Yani bir iki aş ederdi alem. Bes, daha her daydı bayramlık daydı. Bayramlık verirdi uşaklara. Odanın canı 50 filiz. Hanımları bayram öncesi bayrama özel külçe yapmaya mutlaka bir gün önce ayarlar. Külçenin çeşitleri ve hazırlanması ise kadınlar arasında fark eder. Ancak hurmalı, cevizli ve lokumlu yapanlar çoktur. Biz şimdi hamdolsun külçe ettik, bitirdik. Affedersen külçe biz enva vardı. Yani kozlu var, lokumlu var. Şekerli var, helveli vardı, bacım dedim her şey yani var. Bes şimdi maşallah tatavrat edipti, enva şekil iş çıkıptı. Yani külçe evvel biz bir şekilde derdi, bes şimdi maşallah enva şekil çıkıptı derdi hayatı. Maşallah şimdi sıfırındı, tatavrat fazladı. Alem tatavrat fazlaydı, hamdolsun Allah'a. Ne dediğim yani aştan tarafa, yemek demekten tarafa. Biz evvel ederdik, rahmetlerine mi ederdik, bizim için aş ederdik. Biz evvel sebeh yani yemek ederdik, bayramlı günleri. Bayram asbabımız girerdik, giderdik, am dayının elini öperdik. Dayıza atelerin elini öperdik, konuşuya giderdik, konuşuya uşaklardan oynardık, bir yerde çıkardık. Sonra bu imam, bayramın, affedersen, bayramın bir dağı dahardaydı. Bir dağı dahardaydı, bir dağı bayram var. Bir giderdik bir yere var ya salon kuş vardı. O salon kuşa giderdik. Nancana arkadaşlarımız vardı. Bir küçük çantamız vardı. Bu çantaya ne koyardı nenem bizim için rahmetli Allah affetsin. Külçe, hap, çiklet. Yani 100 filiz, yani 50 filiz. Verirdi. Baksaydık bir kısım geldi evimize. Bir tane amma, ata, amma dayı gelseydi. Kaçardı tez ondan bayramlık alalım. Hayırlı bayramlar olsun istiyize inşallah bütün milletimin üstüne, bütün Türkmenlere. Tekrardan döndük sizlerden gördüğümüz kimin? Ablamız çeşitli neler yaptı külçe zaten her vakit. Külçelerimiz güzel bayramımızı zaten güzel renkler katar bayramımıza. Külçe de olmasa hiç o bayram sayılmaz. Bir külçe bir de sebeh yemeği. Aynen. Bu ikisi eski olsa o bayram hiç bayram sayılmaz. Tabii genelde biz
Ben istedim yemek üzerine konuşayım. Yemeğe sizi de o zaman dönüm beraber konuşalım. Genelde normal günlerde biz bayram yemeğini yiyebilmirik. Yani sabahtan kahve, fasulye, pirince bunu hiç edebilmesin. Ama bayramda subhanallah sanki böyle farklı bir gündü. İşte, o yüzden işte. Aynen Allah'tan o sabahtan sen o yemeği yiyebilsen ve yani seve seve de yiysen özünü. Böyle iştihaiden. Kimimiz sabah yemeği yedi bayramda? Tabii ki de ben yedim. Hafız yedi. Yani kahi şey kaymak cemaati deyiz. Bayram aşı. Bayram aşı. Türk bayram aşı. Fasulye. Güzel bu şeyler.